Şimdik. Önce bir şu Ruhi'ye bakalım ya. Ne yapıyorsun Ruhi Çener? Nereye gidiyorsun? Herkese merhaba, ben Ruhi Çener. Gördüğünüz gibi havalimanındayım. Havalimanında olma sebebim Çin'e gitmek. Çin'de biliyorsunuz koronavirüsü var. 7000'den fazla insanda görüldü bu koronavirüsü. Ve birçok insan da hayatını kaybetti. Bu koronavirüsü en başta çevre şehirler, çevre ülkeler olmak üzere yayıldı. Daha sonra bunu Almanya'da da gördük, Fransa'da da gördük, Amerika'ya da bulaştı, Kanada'ya da bulaştı, hatta Finlandiya'ya da bulaştı. Starbucks, Çin'deki bazı şubelerini kapatma kararı aldı. Hadi. Ki Çin, Starbucks'ın en büyük... Abi bu da direkt şeyi düşündürtüyor. Şimdi bu kadar ciddi yükselen bir ülke olan Çin, bir anda hani geriye düşmesi acaba istenen bir plan mıydı gerçekten? Şimdi ben normalde böyle şeylere inanmama taraftarıyım ama o kadar inanılası duruyor ki, o kadar insanın inanası geliyor ki. İkinci pazarıydı. Ben de Çin'e gitmeye karar verdim. Koronavirüs hakkında bir video yapmak istedim. Bunu size daha iyi anlatabilmek. Önce kendim daha iyi anlayabilmek, daha sonra bunu size daha iyi anlatabilmek istedim. İnternette birçok komplo teori var koronavirüs hakkında. Bunların asıllarını merak ediyorum. Yani komplo gerçekten teori. De bu koronavirüsü tahmin edildiği gibi ya da söylendiği gibi çok büyük bir tehdit mi? Yoksa diğer önceki virüsler gibi karantina altına alınarak önlenebilecek bir virüs tipi mi? Bunu bilmek istiyorum. Aslında birkaç tane endişem var. Bu endişeler koronavirüsü kapmam değil. Abi ne cesaret ya. Daha çok nereden alıyor acaba garantisini? Biz geçmişte bir video yapmıştık. Uygurların hayat hikayelerini anlatmıştık. Üç tane Uygur'u kanalımda ağırlamıştım. Çin biliyorsunuz Doğu Türkistan'da Uygurları katlediyor. Ben de bu katliamı anlatmıştım. Hatta Uygurlar videomda Çin hakkında terörist demişti. Ve ben şimdi Çin'e gidiyorum. Çin öyle bir ülke ki dışa çok kapalı. Hı hı. Bu koronavirüsünde ölen insan sayısının doğru olmadığını da biliyoruz. Çin zaten bu koronavirüsü yayıldığında geç haber verdi dünyaya. Ha, daha fazla Çin yani. Dünyaya kapalı bir ülke dedik ya. İşte dış dünyadan gelen, başka ülkelerden gelen insanlar Çin'i eleştirseler de ve başka ülkelere vatandaş olarak ait olsalar da Çin yine bu insanları kendi ülkesinden çıkartmayabiliyor. Mesela Kazakistanlı bazı gazeteciler Çin'e girdiler. Doğu Türkistan hakkında kötü haber yapmışlardı. Ve o insanlar, o gazeteciler Çin'den çıkamadı. Ay bir yok dönem artık Çin ya. Onları kendi ülkesinden bırakmadı. Ve Ruhi Çenet'i de alıyorlarmış. Yaptılar. Ben size Çin hakkında çok ağır bir video yapmıştım. Merak ediyorum girdiğimde ilk durağım Hong Kong olacak. Girdiğimde başıma bir şey gelecek mi? Kara listeye alınmış olma ihtimalim var. Eğer ki başıma bir şey gelirse lütfen susmayın. Yani bunu spekülasyon yaratmak için söylemiyorum. Eğer bir şey olursa benden 4 günden fazla haber alamazsanız. Çünkü koronavirüsünü 4 gün içinde yüklemeyi düşünüyorum. Koronavirüsü hakkında yaptığım videoyu. 4 gün ne haber alamazsanız ya. Bu tarihten benden. Gerek Instagram'dan gerek YouTube topluluk kısmından. Lütfen susmayın. Ama size bir şey diyeyim. Bence şu an kimse onunla uğraşamaz. Yani millet korona derdinde olduğu için. Elçiliğe mesaj atın, mail atın, arayın, bir şeyler yapın. Koronavirüsü hakkında endişe etmem gerekiyor mu? Aslında virüs hakkında birçok bilgi edindim. Nasıl korunması gerektiğini biliyorum. Şu an basit bir maske aldım yanıma. Tabii orada diğer ekipmanlarımı da alacağım. Arkadakiler de maskeli biliyorum. Geziyor. Girmemem gereken yerleri de biliyorum. Ama öyle benim bir şey amacım, değil ki ya pek virüs. Durumu önce anlamak. İnsanlarla röportaj yapmak istiyorum. Koronavirüsüne kapılmış insanlarla tabii ki röportaj yapmama izin vermezler. Yani bir zahmet. Yapma zaten. Vermezler çünkü. Abi bir şey diyeceğim. Herkes havaalanında öyle mi geziyor insanlar. Ya? Onlarla konuşabileceğimi düşünmüyorum. İlgili doktorlarla konuşabilirim. Hayat nasıl değişmiş onu görebiliriz. Yani hayalet bir şehire mi dönmüş gideceğim yer. Onu gözlemleyebilirim. Onun haricinde size oradaki insanların perspektifini aksarmakla beraber internette dolaşan komplo teorilerin asıllarını anlatabilirim. Böyle bir fikrim var. Şimdi Abu Dhabi aktarmalı olarak Çin'e gideceğim.
Hani giriş çıkışlar yasaklı? Yaklaşık 15 saat sürecek yolculuk. Zaten onu da merak ediyorum. Yarın niye her yerde yasaklı, Türkiye'de yasak öğlen değil? Öğlen 2 civarında Hong Kong'da olacağım. Ve dönüş biletimi de salı gününe aldım. Yaklaşık bir 4 gün orada olacağım. 4 gün boyunca gözlemlerde bulunacağım. İlk giden insanlardan biri olmak güzel bir şey. Koronavirüs hakkında ilk araştırma yapan, sahasında araştırma yapan Türk olmak da güzel bir şey. Abi bence çok riskli bir şey ya. Bilmiyorum. Bakalım. Benim için ilginç bir tecrübe olacak. Daha önce Hong Kong'a gitmiştim. Ama şimdi bir bakıma kara bir sicille gidiyorum. Belki kara listeye alınmış olabilir. Şöyle bir şey var. Diyor ki mesela orayla alakalı çoğu bilgiyi bilmiyoruz. İşte bize çoğu şeyi gizliyorlar. Acaba hayalet şehir mi gerçekten diyor. Ama nereye gitmem gerektiğini ve nereye gitmemem gerektiğini çok iyi biliyorum diye. İyi de zaten saklıyorlarsa nasıl biliyorsun mesela? Ya nereye gideceğine nasıl karar vereceksin? İlginç bir şey. Olma ihtimali var. Belki de alınmamış olma ihtimalim var. Neticede ben bir Türk vatandaşıyım ve bana dokunulmaması gerekiyor orada. Tabii koronavirüsü Türk vatandaşı mıyım değil miyim ona bakmayacak. Yani. Bu kadar söyleyeceğim şeyler. Sizin sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Öncelikle üyelerimden bakacağım. Bakalım. Kimse soru sormuyor. Bilmiyorum. Herkes gitmek istemiyordu. Ne diyecek zaten? Şeyin, virüsün yayıldığı Wuhan kentine gitmeyeceğim. Wuhan kentinde 7000'e aşkın enfeksiyon kapmış insan var, virüs kapmış insan var. Oraya gitmeyeceğim çünkü dışa kapandı artık o şehir. Karantina altına alındı. Çeşitli yollarda belki gidilebilir ama oraya gitmeyeceğim. Hong Kong'da olacağım çoğunlukla. Belki bir sonraki durağım Çin'de farklı bir yer olabilir. Sizin sorularınız olursa tamam, bana... Neyse anladık yani bununla alakalı. Abi sizce bu mantıklı mı? Bana bir söyleyin sizce bu mantıklı mı? Yani